Evet kıymetli silah severler. Hepinize hayırlı akşamlar. Yıllık izin ayrıldım. Bir abimle geldim. Poligonda güzel birkaç saat geçirdik. Atışlarımızı yaptık. Birkaç video çektik. Onları kanala yükleyeceğiz. Zaten orada göreceksiniz. Tabanca ile ilgili söz verdiğim ama çekemediğim bir video vardı. Adıyaman Besni Alaşar köyüydü galiba. Muhtarı bir kardeşim vardı. Alaşar köy muhtarı. Sağ olsun kanalın takipçilerinden yazmış, demiş ki abi ben Stoger Cougar tabanca aldım. Tabancanın emniyet mandallarından benim şikayetim var. Sonra bir arkadaşım daha yazmış yine kanala. Sürgü düşürme mandalı ile ilgili solak bir atıcı. Diyor ki bu tabancayı alacağım ama tereddüt ediyorum. Çünkü sürgü düşürme mandalı sol tarafta, ben solak bir atıcıyım. Bu arada tabancamız boş. İlk önce Adıyaman Besni Alaşar köy muhtarı kardeşimden başlayayım. Buradan hepinize selamlar olsun Adıyaman'a. Güzel kardeşim. Bu tabanca imal edildiği günden beri, hatta bu tabanca demeyeyim, bu eşek kulakları dedikleri emniyet mandalları Walter'le başlayıp aslında Baretta ile devam eden F-92'de de aslında birçok kullanıcının şikayetiyle gündeme gelen bir durum. Diyeceksiniz ki sen seviyor musun abi bu sürgü üzerindeki mandalları? Ya niye seveyim? Ben bu tabancayı bir bütün olarak seviyorum. Ya her güzelin bir kusuru var derler, değil mi? Bunun da kusuru bu diyelim. Walter'de var. Baretta F-92'de var. Cougar'da var. Belki benim bilmediğim birkaç marka silahta da sürgü üzerinde bu emniyet mandalları çift taraflı vardır. Ya 94 yılı üretim bir silah. Ha diyeceksiniz ki hala günümüzde Baretta F-92'yi üretiyor. Sürgü üzerinde emniyet mandalları olan var. Olmayan da var. F-92 ile ilgili Baretta bir takım farklı üretimlere gitti. İşte M9A4 var falan. Üzerine red dot takılabilen var. F-92'yi birçok şekliyle üretti. Cougar bunların gölgesinde kalan ama çok iyi çalışan bir tabanca. Dediğim gibi ben bu tabancanın bir bütün olarak sevdim. Sevdiğim konuysa şu. Abi tabanca çok sorunsuz çalışıyor. Yaklaşık 2000 fişeye neredeyse yaklaştık. Ya hala bir tane fişekte hata yapmadan Türkiye'de üretilen birçok marka neredeyse tamamını, hepsini attık. Besledi, ateşledi, tahliye etti. Şimdi gelelim muhtarımın söylediği konuya. Muhtarım, tabancanı belinde çıplak taşımam. Tahminimi söylüyorum. Muhtemelen tabancanı belinde çıplak taşıyorsun. Ya günümüzde belde çıplak taşınmayacak belki de ender tabancalardan bir tanesidir. Neden? Bütün üretimler polimere kaydı. Ha şunu, şu sonucu çıkarmayın. Abi tabancanızı belinizde çıplak taşımayın. Tabancanın sizle kalmasını istiyorsanız tabancayı kılıçla taşıyacaksınız. Bakın. Bakın. Üzerimde bir tane iç kılıf. Kaydex. Fabrikadan gelen kelebek dış kılıf. Kek. Al. Al. Yani bunlar çok kullanışlı malzemeler. Bakın ben buna küçük bir modifikasyon yaptım. Bu aslında üstten çıt çıtlı. Ama çıt çıtını hiç sevmediğim, tabancanızın şu noktasını çizebilecek bir kılıftı. Çıt çıtları kestirdim. Ayakkabı tamircisinde küçük kulakları olacak şekilde. Vücudunuzda, malum biz İzmir'de yaşıyoruz, terlersiniz. Vücudunuzdaki teri tabancaya temas ettirmeyecek şekilde kulaklarını bıraktım. Tabancanın sizde kalmasını sağlayacak kadar da derinlikte idare eder bir kılıf. Daha iyi kılıflar var mı? Tabii ki var. Abi tabancalarınızı kılıfla taşıyın. Alın. Dış kılıfta biraz daha belli olur tabancanız. Ama iç kılıfta çok daha iyi taşırsınız. İşte bu.
Bir tane gömlek var üstümde. Tabanca kılıfla taşınır. Kılıfsız tabancayı taşımayın. Farz edelim ki tabancanızı yine kılıfla taşıyorsunuz. Ama şeyden memnun değilsiniz. Cougar'ın emniyet kulaklarından memnun değilsiniz. Olabilir. Zaten tabancanın sürgü üzerindeki emniyet kulaklarının olması birçok kullanıcı şikayetçi bu durumdan. Bu konu çözülebilir mi? Çözülür tabii. Çözülmez olur mu? 4 tane sahte fişek bastım şarjörüme. Size en basit çözüm yolunu şimdi söyleyeyim. Tabanca dolu. Horoz kurulu şu anda tek hareketli. Horozu indirdim. Tabanca kurulu. Fişek namlu attım yatağında. Hazır. İster iç kılıfla taşı, ister dış kılıfla taşı. Yani benim tabancam sürgüdeki emniyet kulaklarını, eşek kulaklarını sevmiyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Eğer bu disiplinde tabancanı taşımaya alışkanlığın varsa, bu disiplin üzerinde çokça çalıştıysan, ben tabancama her zaman dolu tabanca muamelesi yaparım diyorsan, tabancasını boş taşıyan düşünsün derler ya. Evet, tabanca dolu. Çektin tabancanı, ateşlemeye hazır. Çift hareketli, bakın şu an horoz kurulu. İndirdim horozu. İlk emniyet kademesini aldım. Biraz daha yumuşattım. İster böyle taşıyın, ister horoz kurulu, tek hareketli. Ama benim tavsiyem bu. Çift hareketli. Dış kelebekte. Veyahut iç kılıfta. Neden? Çünkü artık mandallarla işiniz yok. Yani tabancanızı çektiğiniz anda ateşlemeye hazır. Mandalları bypass etmenin yollarından bir tanesi. Şimdi size kendimce tecrübe ettiğim bir konuyu daha söyleyeyim. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Sahte fişekler var. Bu tabanca sürgü üzerinde mandalları hiçbir zaman Amerikan stili dedikleri sürgü üzerinden kavrayıp tabancayı doldurma yoluna gitmeyin. Bakın. Tabancanın emniyet kulaklarının aslında birkaç derece açıyla namlu aksına paralel değil, daha yukarıya baktığını göreceksiniz. Yani hep derler ya, tabancayı kurarken emniyeti kapatabilirsiniz. Evet, ihtimal dahilindedir. Panik halinde bu yapılabilir mi? Yapılabilir. O zaman Amerikan tarzı kullanmayacaksınız tabancayı. Boş taşıyorsanız stil şu. Çektin. İsrail disiplini. İki baş parmak emniyet mandalını aşağıdan yakaladı. Doldurdu. Tabancanızı bu şekilde kullanın. Bunun çözümü bu. Emniyet mandallarını iptal edeyim. Ben bu mandalları sökeyim. Abi yapmayın. Yapmayın. Hem tabancanız garanti kapsamının dışında kalacaktır. Pek de sağlıklı bir şey olmayacaktır. Bu yöntemi seçmeyin. Amerika'da Baretta'nın üretmiş olduğu aslında çift hareketli. Yazın. Stoger, Cougar, 40 Smith Wesson diye yazın. Hiç emniyet mandalları olmayan double action, çift hareketli sadece kullanılabilen DA modelini göreceksiniz. Amerika'da üretmiş. Ha, Türkiye'de bunu yapar mı? Yapmaz. Kullanıcı bunu tercih eder mi? 6 kiloluk bir tetikle böyle bir tabanca kullanmak ister misiniz? Sadece emniyet kulakları sürgü üzerinde hiç olmayan ama tetik ağırlığı neredeyse 5-6 kilo bir tabancayı kullanmayı tercih eder misiniz? Bu benim söylediğim şekilde mi kullanırsınız? Bu tamamen sizin tercihiniz. Bana sorarsanız, ben hayalimde bir Cougar var tabii ki. Biraz daha tetiği hafifletilmiş. Tek hareketli tetikte 2 kilonun bir tık altında. 1.8-1.9 kilogram aralığında bir tek tetiği olmasını ve emniyet mandallarının hiç olmamasını hayal ettiğim bir Cougar var. Bir gün olur mu? Bilmem. Cougar'ınızın emniyet mandallarından şikayet etmeyin. Olduğu haliyle kabul edin tabancanızı, kılıfla taşıyın. Lütfen kılıfla taşıyın. Dolu taşıyacaksanız da eğitimini dolu taşıyacak şekilde yapın. Boş çekkurat taşıyacaksanız da
Ona göre lütfen çalışmanızı yapın. Bu tabancayı tepe tepe kullanın. Kazasız belasız. Herkese hayırlı akşamlar.